Öncelikle hoş geldiniz. Bu ilgi alaka şüphesiz Turgut Hoca'ya ve şehircilik meselelerine. Yani kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz bu vesileyle. İnşallah bu tür toplantılar ortaya attığı terminolojiler, ilkeler, uygulanamayan projeler dolayısıyla mimarlık fakülteleri ve diğer şehirle uğraşan, şehri dert edinen herkes tarafından uygulanır halde yeni terminolojilerle, yeni geliştirmelerle inşallah hayatımıza girer. Böyle sadece panel, sempozyum konusu olmaz. Ağzımızda sürekli bir Turgut Cansever ismi dolaşıyor. Her tarafta ismini zikrediyoruz. Ama onun hoşlanacağı şey hayata geçen bir ilkesellik. Dolayısıyla inşallah hayata geçtiğinde bazı ilkelerini, prensiplerini görürüz. Şu aleti... Ben konuşmamda sıralamaya göre iki daha soyut sunumdan sonra aslında Turgut Hoca'nın bu kadar soyut olduğu kadar yani sürekli işte bahsettiğim gibi kitaplarından vesaire ilkeleri, şehircilik prensipleri, yani insanın üzerine, mekan üzerine, şehircilik üzerine konuşmalarından sonra biraz bize hep fantezi yapıyor, hayal kuruyor ve uygulamadan çok uzak görünüyor gibi bir algısı var. Ve bunu da biz devam ettiriyoruz şu anda bahsettiğim gibi. Dolayısıyla bu iki soyut ve biraz daha ilkesel konuşmanın ben daha somut düzeyde bir örneklemini sunacaktım. Ama önce somut üzerinden gidelim. Bu da güzel oldu hocaya. Hoca çünkü gerçekten hani bir meseleyi çözmeye, somutlaştırmaya ve hayata geçirmeye meraklı bir zat idi. Dolayısıyla böyle başlamış olalım. Sonra bunun üzerinden kavramsallaştırmalar ve diğer meseleleri tartışırız. Bu konuşmada ben 99 depreminden sonra Turgut Hocaların yine benzer mesuliyet duygusu bu Kasım ayında olmuş. Yine Kasım ayında sadece onu yapmamış anlaşılan hoca ve yanındaki arkadaşlar. Aynı zamanda daha ötesi ne yapabiliriz diye düşünmüşler. Öyle anlaşılıyor. Ve Aralık ayından itibaren ne yapabiliriz'i başkalarına da açarak tartışmaya açmışlar. Yunus, bu sadece şeydi, ilk yardım paketi gibi bir İlk şeydi yardım, yani. evet. Kızılay fonksiyonu. Ben bu süreçten bahsedeceğim. Yani 99 depremi ve sonrasında hocanın işte çeşitli gruplar toplayarak bir rapor yazması sürecinde sürecinden bahsedeceğim. Ondan sonra da burada nasıl bir şehircilik düşüncesi ya da süreci öngörmüşlerdi. Düşüncesinden ziyade ben süreci üzerinde daha fazla durmak istiyorum doğrusu. Çünkü o raporlar aynı zamanda yeni bir şehir kurmanın da sürecini anlatan raporlar. Birincisi iki rapor var. Onların detaylarını vereceğim. Ondan sonra buralardan bazı sonuçlar çıkartıp hocanın iş yapma süreçlerinin prensipleri diyelim ya da iş yapma ilkelerinden biraz daha soyutlayıp bunu Osmanlı şehirleriyle nasıl irtibatlandırabiliriz? Yani Osmanlı şehir kurma süreci, Osmanlı şehir inşa süreciyle nasıl irtibatlandırabiliriz? Konuşmanın sonunda ben Osmanlı şehir tarihçisi olduğum için en iyi bildiğim yere bağlamaya çalışacağım. Dolayısıyla da hocayı zaten Osmanlı şehirleri üzerine çokça duruyor. Belki kavramlarının zihni arka planını Osmanlı şehirleri çokça oluşturuyor. Bunu kendisi de ifade ediyor. Bunu biraz şehirleşme süreci açısından bazı noktalara temas etmeye çalışacağım. Evet, bu ilk raporun kapağı. Ondan önce şunlardan biraz detaylarından bahsedeyim. Dediğim gibi Aralık 1999'da ilk toplantılara başlıyorlar Turgut Hoca'nın
önderliğinde. Mustafa Ruhi Şirin var. Daha sonra Korkut Tuna, Yücel Yaman gibi yani sürekli bir şekilde ona destek veren kişiler de oldu. Aralık 1999'da şöyle bir davet mektubunun akabinde şöyle bir katılımcı listesiyle pardon. İlk toplantılarını yapıyorlar. Yani 11 Aralık 1999, 18 Aralık, 25 Aralık her hafta bir toplantı olmak üzere 3 toplantı yapıyorlar. Birincisinde depremi anlamaya çalışıyorlar. Yani mevcut depremde ne oldu? Sonra İstanbul, yani beklenen bir İstanbul depremi var. Bunun gelme olasılığı nedir? Ne zaman olma olasılığı nedir? Ondan sonra bunun felaket boyutu nedir? Bize neye mal olur? Gördüğünüz gibi burada daha çok plancılar, jeologlar vesaire gibi yani olayı anlamaya yönelik bir toplantı. Gerçekten durum felaket mi? Bunu teyit etme toplantısı aslında. İkinci toplantı, durum bu kadar felaketse bizim sorumluluğumuz nedir toplantısı? Yani hukuki sorumluluk, dini sorumluluk, insani sorumluluk. Yani insanlar büyük bir deprem olacaksa ve burada mağdur ya da vefat edeceklerse, binalar yıkılacaksa, ekonomi alt üst olacaksa, dinen, hukuken ve insani olarak bizim sorumluluğumuz nedir şeklinde bir toplantı içeriği var ikinci toplantının. Gördüğünüz gibi Kürşat Bumin, İsmet Özel, Ferruh Müftüoğlu, Hayrettin Karaman, yani sosyolog, düşünür, ilahiyatçı bir ekiple bunu tespit ediyorlar. Ve orada daha sonra hukuki boyut da buna katılıyor. Ve mesulüs fikrini burada teyit etmiş oluyor. Yani devlet de mesuldür bu insanları kurtarmaya. İnsanlar istemese bile bizim üzerimize vazifedir. Yani asıl vurgulanan bu. Üçüncü toplantıda da felaket büyük, sorumluluğumuz var. O zaman nasıl bir süreçle bunu yapmalıyız toplantısı. Burada da gördüğünüz gibi İbrahim Betil, belki bunu yani çoğunuz bilmeyebilir ama Türk Eğitim Vakfı'nın, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kurucusudur. Yani o bir sürü eğitimle ilgili sivil toplum işlerine öncülük eden biri. Faruk Birtek, sosyoloji, Turgut Hoca var, Ahmet Davutoğlu var, Ömer Dinçer, Teoman Durali, Sami Ersek, Atilla Karaosman, Uğur Tengeli ve Yücel Yaman. Yani bunlar da aslında hani işin stratejisi, sosyolojisi, işte kurumsallaşması vesaire gibi. Yani bu kadar farklı kesimden, yani isimler çok ilginç. Bunu sürekli vurgulamak lazım herhalde. Turgut Cansever'in bir marifeti olarak görmek lazım farklı isimleri. Biraz sonra grupları tartışırken de bunu göreceğiz. Burada da ne yapılması gerekir böyle bir durumda? O tartışmaları yapıyorlar. Ve Ocak 2000'de bunları değerlendirip bir an önce şu sonuç çıkıyor. Felaket var. Büyük bir felaket geliyor. Sağlamlaştırma yapmamız lazım depremden etkilenecek yerleri. Ama sağlamlaştırma çok alternatif bir yöntem değil. Çok büyük maliyeti var. Yeteri kadar nitelikli insan yok bu kadar büyük sağlamlaştırmayı yapacak. Ve garanti de değil neticede. O zaman çeşitli anketler vesaire yapalım ve yeni şehirler kurup insanları buraya taşıyalım diye bir sonuca varıyorlar. Yani şu üç toplantının sonucunda yeni şehirler kurma fikri oluşuyor. Ve bundan sonraki Şubat itibariyle bunun üzerine yoğunlaşıyorlar. Yani var olan tehlikeli noktaları tespit etmek, buradaki insanlar hangi şartları sunarsak taşınmayı kabul ederler ve yeni şehirler, bunlara kurabileceğimiz yeni şehirler nasıl olmalıdır? Bu yeni şehirlerin planı, mekansal organizasyonu, içereceği fonksiyonlar, ev mimarisi vesaire gibi, yani bir şehir kurmanın sürecini yaşamış oluyoruz.
Dolayısıyla bu süreci anlatıyorum. Aynı zamanda bu süreç çünkü yeni bir şehir kurmanın süreci. Şubat ayından başlayarak Haziran'a kadar işte bir 4-5 ay her hafta 4-5 toplantı yapılarak Çocuk Vakfı'nda ve Turgut Cansever Hoca'nın şeydeki Cihangir'deki ofisinde yapılan toplantılarla ve bazen de böyle münferit sağda solda yapılan toplantılarla bir 4-5 aylık toplantı serisi yapılıyor. Ve şuradaki iş bölümleri çerçevesinde yani mimarlar, plancılar, sosyal bilimciler, mühendisler, hukukçular, iktisatçılar, korumacılar, restorasyon, kurumsallaşmaya yönelik bunlarla her hafta mimarlar ve plancılar özellikle her hafta toplanan bir grup. Bunlarla yapılan toplantı sonucunda da yani birkaç grubun isim listesini koydum ki şeyi yani aslında bayağı bir farklı çevrenin fikri olduğunu bu rapordaki bilgilerin. Ondan sonra da başta belirttiğim gibi bir rapor yazılıyor. Şimdi burada birkaç şeyi vurgulamam gerekiyor. Birincisi bir şehir kurmanın ya da bu toplantı sürecindeki bu fikri oluşturan insanların çeşitliliği vurgusu. Yani bunu bugün de yeni şehirler kurmak isteyen, yeni bu tür bir işe kalkışanın bu çeşitliliği sağlaması gerekiyor. İkincisi grup çalışmaları gördüğünüz gibi çok şey sistematik ama hocanın kafasında yani her hafta şey yani bütün meselenin nasıl olmasıyla ilgili yazılar yazdığını iyi hatırlıyorum. Yani her hafta grup toplantıları oluyor, mimarlar, plancılar vesaire oluyor. Ama hoca sürekli oralarda tartışılanlarla da zenginleştirerek olayın sonunu görmeye çalışıyor. Ve bu süreç nasıl sonuçlanmalı sürekli onun zihni 24 saat onunla hemhal oluyor. Bu mesela daha Şubat ayında başlarken hocanın kafasındaki şeydi. İçindekilerdi. Şu olayın yani tartışmaların şehir kurma yeni şehirlerin işte çok okunmuyor burada ama işte planlaması, ev mimari yapısı, sosyal alanlar, şehir merkezi vesaire, kurumsallaşma, tanıtım vesairenin takvimi Şubat, Mart, Nisan. Bunları özellikle koyuyorum çünkü karşımızda hani sürekli soyut düşünen, kavram üreten bir kişi değil. Yani bu kadar hani somut hareket eden de bir şahıs vurgusunu uygulamaya bigane kalan değil, uygulamayı gün be gün planlayan bir şahıs zihninden bahsettiğimizi vurgulamak istiyorum. Sonra bu ilk rapor çıkıyor. Bu 5-6 aylık bir dönemden sonra 2000'de yapılan tartışmalar ama 2001'de yayınlanıyor. Ve şöyle bir içerikle işte yapı stokunun tespiti, hukuk sorunları, planlama, mimarlık meseleleri vesaire. Bunları diğer konuşmalarda daha şey yaparız. Şu da yani daha ilk rapor bitmeden sonraki raporun aşamalarına dair bir planlama. Yani olayı tespit ettik, prensiplerini, ilkelerini konuştuk, ettik. Ama bu nasıl uygulanacak diye gördüğünüz gibi henüz daha birinci rapor bile bitmeden yani bütün süreçlerin sonraki safhasını planlayan bir şey. Yani Eylül ayından başlayıp sonraki süreci planlayan bir şey, tablo. Ve bu 2001-2002 yıllarında o şey hayata geçiyor. Yine gruplar çalışmaya başlıyor. Bu sefer bu kadar ilkesel
ve ne yapılması gerektiğine dair şeylerden sonra yeni şehirler nerede olmalı ve buranın daha detaylı planlarını yapmaya yönelik bir rapor. 43 kişi katılıyor ve bu da 2003 yılında yer seçimi süreci, Trakya bölgesi planlamalar, tasarım süreci, mimari şey ve maliyet hesaplarından kredi hesaplarına kadar çok detaylı bir uygulama raporu. Gördüğünüz gibi devlet arsayı sağlıyor en üstte. Sonra bir ev şehir vakfı var. Diğer kontrol mekanizması var. Aşağıda şirketler var. O şirketlerin nasıl çalışacağına dair çok somut kurumsallaşma şeyi, yeni şehirler nasıl kurulacak? Burada aslında şehir kurma şirketinin aşağısında şu anda bazı bildiğimiz konut kurma şirketleri gayet bunu yapıyorlar. Aslında eksik olan burada çok net görüleceği gibi yukarıda yani bu işlerin mahiyetiyle ilgili teorik çerçevesi ile ilgili bir kontrolün ya da bir ilkesel vaazların olmaması problemi var. Yoksa bugün bazı bildiğimiz ev kurma, konut kuran şirketler şu aşağıdaki işleri yapıyorlar. Bu da çok teferruat. Yani ahşapın temin edilmesinden onun işlenmesine kadar ki yine takvimlendirilmiş yeni şehirlerin süreci. İlki pilot idi. Bu da 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009'a kadar yani vefatına kadar neredeyse 1 milyon, sonraki ikinci 1 milyon, üçüncü 1 milyonluk şehirlerin ama bu 1 milyonluk şehirler değil 25 binlik yani kademelendirilmiş şehir kurma süreçleri. Evet. Bunları özetlersek, yani bunların ne vaaz etmişlerdi, nasıl bir planlama, nasıl bir mimari vesaire gibi şeyleri belki diğer konuşmalarda daha derinlemesine girilecektir. Şehir tahayyülü ve bunun içeriği. Ama ben bu süreçten şunları, şu çerçeveyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Birincisi, hocanın çeşitli kavramlarla söylediği şeyler var. Manevi varlık alemi, hiyerarşiler, tercihler. Ama neticede bilmeye, anlamaya yönelik bir süreç var. Bu tarihi anlamaya yönelik. Mesela Bosna ile ilgili bir merkezin kuruluş şeyini yazıyor, planlamasını. Orada metinler oradan alınma. Yani oradaki eserlerin asli özelliklerini anlamak ve en önemlisi de eseri meydana getiren derin sezişi anlamak. Aslında bizim en fazla referans verdiğimiz şeyler şu kısım. Yani Turgut Cansever'in şehircilik anlayışıyla ilgili konuştuğumuz ama çok da anlamadığımız çünkü uygulamadığımız demek lazım. Şu kısımda aslında deminki şemanın şehir kurma şirketlerinin üst kısmı demek lazım buna. Yani bir şehrin felsefi anlamı, tasavvuru, imgesi, odak noktaları vesaire gibi meseleleri tartışan bir kısım. İkincisi de hayata geçirme, maddi varlık alemi de hoca çeşitli terminolojiler kullanıyor bunun için. Ama biyososyal alanlar, yani hem insanı hem toplumun ihtiyaçlarını anlamaya yönelik taleplerini, ihtiyaçlarını ve ona göre çözümler, yani bunu esas almak gerekir diye. Çünkü bahsettiğimiz şu küçük çalışmada bile, 5-6 aylık çalışmada bile bir anket kendisi yaptırıyor. Daha önceden yapılmış anketleri kullanıyor ve sürekli kişiler, kullanıcılar ne talep ediyor bunu anlamaya yönelik bir şey var. İkincisi mimari sanat alanları. Yani burada biçimler oluşturmak. Yani zihni
olarak tartışılan hususlarla ilgili biçimler dünyası dediği, bunu sonra standartlarla daha da somutlaştırıyor, standartlar kavramıyla. Onları oluşturmak ve teknolojik imkanlarla da bunu somuta indirmek. Burada şu standartlar ve eğitim meselesini ayrıca koyma lüzumu hissettim. Çünkü en fazla, yani şunlar genel tartışmalar, pek çok hani tartışması yapılabilir. Ama hocanın bu tüm tartışmalardan en fazla somut olarak söylediği şey bir standartlar düzeni oluşturmak. Yani mimari anlamda güzele herkesin sahip olması gerekir. Güzele herkes sahip olmazsa dünyayı güzelleştirmek mümkün olmaz. Bizim gayemiz güzel bir dünya kurmaksa bunu olabildiğince yaygınlaştırmakla bu mümkün olabilir. Yani en baştan beri hocanın mimari anlamda, şehircilik anlamında üzerinde durduğu bir meseledir güzellik meselesi. Burada en fakir diyebileceğimiz grubun da güzel bir eve sahip olması lazım ki biz makro anlamda bir güzel dünyadan bahsedebilelim. Onun da yolu hocanın zihninde standartlar oluşturmak. Yani çok fakir olan biri belki mimarla vesaire çalışamaz ama onun da esas alabileceği bir standartlar oluşumunu sağlamak. Bunu Osmanlı şehirlerinde tahtakale örneklerinde, tahtakaledeki pencere yani kalıp bazı şeylerden detaylandırır. Onları Halil İbrahim hocamlar daha detaylı anlatırlar. İkincisi de yani bunu sağlamanın en önemli yine pratik şeyi eğitim meselesi. Ve burada baş mimar ve baş mimarların yani üst standartları oluşturabilecek sanat ve mimari zevke ve zihne sahip insanlar standartları oluşturur. Ama bunların yerelde ve kişilere göre uygulanmasını sağlayacak işte yerel mimarlar, ustalar vesaire olur. Bunun üzerine de çok durduğu görülüyor. Şimdi ben bir de şuradaki detaylara bakarsak yeni yerleşme, yeni şehirlerin yerleri ve sonra şehir planları, mimarisi vesaire. Şimdi ben uzun zamandır Osmanlı şehirleşmesi nasıl oluyor? Bunun üzerinde uğraşıyorum. Yani fetihle başlayıp bir şehrin Osmanlılaşması meselesi. Burada fetih yani askeri anlamda çok fazla anlaşıldığı için bunu yine klasik yayınlarından çıkan İstanbul Şehir ve Medeniyet'in ilk makalelerini okursanız orada Turgut Cansever'in, Ahmet Davutoğlu'nun vesaire makaleleri ve fetihin başka anlamları üzerinde duruyorlar. Ben şehircilik açısından baktığımda fetih tamamen şenlendirme. Bu Osmanlı'nın kendi kullandığı şey. Ama ihya ve inşa olarak okumak da gayet mümkün ve şehircilik açısından da çok daha doğru bir okuma olur. Sonra adım adım bir şehir fethedildiğinde yapılan şeyler var burada. Yani fethin durumuna göre mülkiyet belirleniyor mesela öncelikle. Yani o mülkiyet özel mülk mü diyelim, devlet hazinesi, miri arazi mi olacak yoksa vakıf arazisi mi olacak? İşte gayrimüslimlerin oturduğu yerler onların mülkleri olmaya devam mı edecek? Yani fethin savaşla, barışla olup olmamasına göre ilk şehircilik mülkiyet ilişkileri belirlenmiş oluyor. Ve sonra insani toplum açısından da gayrimüslimlerin durumu, pozisyonu netleşmiş oluyor. Eğer savaşla yapıldıysa başka bir sonuç çıkıyor şehircilik açısından. Gayrimüslimlerin orada yaşayıp yaşayamaması, topraklarının, mülklerinin olup olmaması ile ilgili. Sulhle olursa bambaşka bir yapı ortaya çıkıyor. Çok hukuki
bir taraftan. Bu aynı zamanda şuradaki mesela kale içi, kale dışı yerleşim alanlarını bile etkiliyor. Eğer sulhle yapıldıysa kale içi gayrimüslim kalıyor. İnsanlar, yeni gelen nüfuslar kale dışına doğru açılmak zorunda kalıyor. Ama savaş da yapıldıysa bu sefer kale içi de yeni nüfuslara, iskana açık hale geliyor vesaire. Hukuki olarak işte kadıların atanması, subaşının atanması, ondan sonra şu siyah şeyler, siyah olarak yazdığım kategoriler, ilk Osmanlı'nın yaptığı somut işler bir şehirde. Tahririn yapılması, şehir kanunnamesinin oluşturulması, vergi, cizye meselelerin halledilmesi, kadı subaşının atanması. Sonraki şeyler, iskan ve nüfus, kale içi, kale dışı yerleşim bölgeleri, odakların külliye, bedesten vesaire gibi şeylerin yapılması. Sonra mahallelerin oluşması gibi şeyler. Bunların bütün hepsinin yapıldığı vakıflar, yani vakıf mekanizması acayip tabii bir şey. Bütün ilişkiler açısından. Sonra çarşıların, tekke, medrese, loncaların oluşturulması. Şunları mekanizmalar olarak adlandırabiliriz. Şimdi Turgut Hoca'nın şehir inşa süreciyle Osmanlı'nın bir şehir inşa sürecine baktığımızda şu hususlarda ben yakınlıklar, benzerlikler üzerinde hani durabileceğimizi düşünüyorum. Ve bunları bu panelin başlığı yeni gündemler oluşturmak. Aslında hani ufki şehir meselesi ya da bazı ufki şehir meselesi mesela bir gündem olarak tartışılıyor. Uygulandığı, uygulanmadığı, beğenilip beğenmediği ayrı bir şey. Ama bir gündem oluşuyor. Yatay mimari, dikey mimari, yatay. Ama bundan daha önemlisi bence çok dinli, kültürlü ve farklı sosyoekonomik zümrelerden insanların bir arada yaşaması meselesi. Bu Osmanlı şehirleri içinde Turgut Cansever'in kendi şehircilik, şehirciliğinin sosyolojisi açısından da farklı standartlar meselesi mesela. Yani bunlar çok dinli, kültürlü ve değişik zümrelerin bir arada yaşaması şehirlerde bence bir yeni gündem olarak bizim tartışmamız gerekiyor. Özellikle yeni siteler, güvenlikli siteler vesairenin hani sosyolojik şeylerini sosyologlar bizi sürekli uyarıyorlar. Yani bunlar tek düze, tek zümrelerin bir arada yaşadığı yerler ve sorunlara gebe diye. Yerinde yönetim ve uygulama. Gördüğünüz gibi burada sadece kadı ve subaşı atanıyor normal bir şehirde ve sonrası tamamen şeye bırakılıyor. Yani oradaki insanların inisiyatifine bırakılıyor. İşte vakıflar bu işi kolaylaştırıyor, farklı şeyler. Ama Osmanlı şehirleri kadı ve subaşı, hukuk ve güvenliği temin eden iki şahıs dışında yerel uygulamalarla mevcut. Ve şuradan üst strateji ve kontrol mekanizması. Yani hocanın da demin bir şema göstermiştim. En üstte yaptığı şey aslında şirket, o şehir kurma şirketleri bir şekilde olabilir. Ama şöyle bir mekanizma olmadığı zaman bunun soyut anlamda hani medeniyetsel diyelim, dünya görüşü diyelim, nasıl bir toplum, şehir hayal ettiğinizle ilgili diyelim. Bu açıdan sıkıntılar oluyor ve diğer şehirlerin standartlarıyla ilgili veya binaların standartlarıyla ilgili sorunlar çıkıyor. Sonraki bir mesele tevarüs ve süreklilik meselesi. Yani Osmanlı'da şunlar, özellikle tahrir sayımları ve şehir kanunnameleri, o şehirde ne olup bittiğine dair Osmanlı'nın ilk girdiğinde yaptığı sayımlar. Burada kaç insan yaşıyor, mal varlıkları nedir vesaire, her şeyi sayıyorlar. Ve aynı zamanda örf adetlerini öğrenip şehir kanunnameleri diye, yani sancak kanunu, oraya yönelik kanun çıkartıyorlar. Bu var olan mimarinin, İnsan dokusunun, örflerin, oradaki vergi ödeme örfünün, adetinin tevarüs edilmesi ve daha sonra Osmanlılaştırılması anlamına geliyor. Bu da bir kavram olarak Turgut Cansever'de çok üzerinde durduğumuz bir şey. Tevarüs ve süreklilik meselesi. Çok
bence de üzerinde tekrar düşünülmesi gereken ve bugünkü şehir ve yeni alanlar yaratırken şehirlerde oranın bilgisine dayalı olarak ve oranın kültürüne, mimarisine dayalı olarak yeni mimari yapma hususunda bize rehberlik edebilecek bir tartışma olur. Şu mesele de bence kademelendirme meselesi. Turgut Hoca bunu çeşitli terimlerle ifade ediyor ama şehrin içinde ve şehirler arasında kademelendirme. Yani 25 binlik şehirler, işte Alman merkez şehir teorilerini de düşünebiliriz. Ama Osmanlı'da da biz şunu da sadece gösterip şehrin içinde ve şehirler arasında kademelendirme olduğunu görüyoruz. Mesela şehrin daha nüvesi oluşurken çok birer, ikişer, üçer kilometre bugünkü ifadeyle mesafelerde yeni şehirler kurulduğunu görüyoruz. Mesela Bursa'da daha kale içi ve Orhan Gazi Camii yapılmışken Ulu Cami etrafında Hüdavendigâr Camii'nin bir köşede, Yıldırım Beyazıt Camii'nin bir köşede ve bunları külliyelerle odaklandırıp mahallelerin oluşması sağlanıyor. Ve orada şehir içinde bile bir hiyerarşi burada olumsuz anlamda demiyorum. Ama şehrin merkezini, yoğunluğunu azaltan bir yapı öngörülüyor. Dolayısıyla şehirler hem içinde hem de şehirlerin arasında bir kademelendirme. Turgut Hoca'nın diğer bahsettiğimiz toplantılarda da öngördüğü bir mesele idi. Bitiyor. Evet. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Yani tabii böyle fazla tarihi yapınca Turgut Hoca'yı günümüzün değil de işte Osmanlı döneminde yaşasaydı iyi bir karşılığı olabilirdi ama bugün karşılığını düşünmemeye sevk eden bir şey değil bu. Turgut Hoca'nın Osmanlı şehirlerinden de mülhem ve onların şehir kurma süreçlerinden de mülhem taşıdığı bazı fikirleri, idealleri ve süreçleri bugün de biz tevarüz edebiliriz, anlamlı hale getirebiliriz ve Turgut Hoca'yı uygulanabilir halde onun fikirlerini ortaya koyabiliriz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.